Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size nefis bir tarifle geldim. Evet, tandır tadında fırında tavuk yapacağız arkadaşlar. Sosuyla pişirme yöntemimizle gerçekten nefis bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet, tavuğumuzu tenceremize almadan önce bir saat kadar tuzlu suda beklettim, yıkadım ve tenceremin içerisine öyle aldım arkadaşlar. Ve tavuğumuzu tenceremize aldıktan sonra ocağımıza koyalım ve üzerine birazcık su koyduktan sonra ocağımızın altını açalım ve haşlamaya başlayalım. Tavuğun bir tarafı haşlandıktan sonra diğer tarafını çevirip bir 5 dakikada öyle haşlayalım arkadaşlar. Toplamda tavuğumuzu 10 dakika haşlamamız yeterli gelecektir. Ocağın altını kapatmadan önce birazcık tuz ekleyip ocağın altını öyle kapatıyorum arkadaşlar. Ve 10 dakika haşladığım tavuğu bir süzgecin içerisine alıp bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Tavuğumuzun suyu süzülürken biz de bu arada sebzelerimizi doğrayalım. Ben havuç, patates, kuru soğan ve birkaç tane sarımsak koydum arkadaşlar. Tamamen siz istediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Sebzelerimi biraz iri olacak şekilde dilimliyorum. Tabii ki siz istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Evet sebzelerim bu şekilde hazır arkadaşlar. Bu ara tavuğumuzun sosunu yapmaya başlayalım. Kasenin içerisine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı, 1 yemek kaşığı pul biber, kekik, tuz, karabiber, kimyon ekledim. 1 yemek kaşığı yoğurt. Ve toplamda 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Ve güzelce karıştırıp tavuğumuza süreceğiz. Ben sosumu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Kesinlikle damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharatlarınızı. Evet önce sosumdan biraz sebzelerin üzerine sürüyorum. Lezzet katsın diye. Evet sebzelerimin üzerine fırın ızgarasını koydum arkadaşlar. Tavuğumu bu şekilde pişireceğim. Ve tavuğun üzerine sosumu sürmeye başlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Güzelce bir sürüp yedirelim. Bu yöntemle pişirince gerçekten hem sebzelerimiz hem tavuğumuz çok lezzetli oluyor. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğinizi anlamam için küçücük de olsa bir yorum, çiçek, kalp bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere abonelik tamamen ücretsiz. Evet tavamızın her tarafına sosunu sürdük. 180 derece ısıttım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Bir saatin sonunda gerçekten nar gibi kızardı. Sizin de gördüğünüz gibi daha dumanı üstünde tütüyor. Sebzeleri de çok nefis oluyor. Tavuk da lokum gibi pişti arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.